Yani İznik bir turizm kenti olacaksa, tarih başkenti İznik ayağa kalkacaksa, İznik Gölü canlanacaksa bu Bursa'dan yönetilmeli. Yani bunun yapılacağı, bu hizmetlerin yapılacağı yer Bursa. Bu Bursa'da programlanmalı ve buradan yapılmalı. Güçlü yerel yönetimlerin dönemi başlamış oluyor. Artık tüm il sınırları bütün şehir uygulamasına geçildi. 17 ilçemiz artık bir. Ve diğer ilçelerde ne varsa İznik ilçesinde bu olacak. Bunun ilçe belediyesiyle olması tabii ki imkan dahilinde değil. İşte bu konuda şanslıyız. Osman Sarkı da bu konuda şanslı. Artık yanında Büyükşehir Belediyesi var. Bundan önceki belediye başkanlarına göre tabii oldukça şanslı olmuş oluyor. Çünkü hizmetleri birlikte yapacağız. Millete rahat söz verecek. Nasıl olsa Büyükşehir'le birlikte yapacağız diyecek. Evet. Ve bu gücümüzü, bu imkanlarımızı kullanacağız. Büyük projeler Büyükşehir Belediyesi ile olacak. Bu konuda bu ilçelerimizde çalışmamızı daha önceden başlattık. 10 ilçemizde de çalışmalarımız var. Sizler de biliyorsunuz burada Gemlik'te işte Boyalıca başkanımız geldi. Orada da çalışmalar var. Erbeyli'de de var. İşte Müşkile'de başlattığımız, diğer bölgelerde yaptığımız tüm bu alanlarda zaten çalışmalarımız vardı. İzniğin içinde de bazı çalışmalar yaptık. Değişik hizmet planları, burada düzenlemeler. Ve şu anda 10 ilçemizde de Büyükşehir Belediyesi'nin değişik noktalarında bu hizmetler yapılıyor. İznik tarih şehri. Bursa'da restore etmedik, hemen hemen tarih eser kalmadı. Demek ki sıra şimdi İznik'te. İnşallah İznik'e kalmadı. Mesela Kılıç Aslan Caddesi gibi önemli caddeler. Bu tür yerlerin düzenlenmesi, cephelerin komple düzenlenmesi, buraların turistik hale gelmesi önemli. Bakıyorsunuz Bursa'nın bütün caddeleri yapılıyor. Aynı şekilde bunlar da yapılması gerekiyor. Yine her türlü hizmet binası. Şu anda Bursa'da yapıldı. Burada kültür merkezleri yapıldı. Bu hafta bilim merkezini açıyoruz. Bilim merkezi Avrupa'da daha yok. Yüzme havuzlarımız yapıldı. Burada da olacak. İznik'te de kapalı yüzme havuzu olacak. 28 derece suyu devamlı ısıtacak. Sizler de yüzme havuzuna ısıtacaksınız. Şu anda birçok şehrimizin merkezinde kapalı yüzme havuzu olacak ama yakında İznik'te de olacak. İşte bunlar hep Büyükşehir'le birlikte olacak. Bu dönemde Bursa'da bunlar hepsi en güzel şekilde yapıldı. Türkiye'ye en güzel örnekleri Bursa'dan verildi. İşte artık şimdiden sonra bunlar, bu çalışmalar, bu büyük şehrin gücüyle birlikte İznik'te de olacak. Bu da bizim en büyük avantajımız. Bizim teşkilat olarak da en büyük gücümüz bu. Bunu en iyi şekilde anlatalım. Yani Büyükşehir ne yapar, ne eder, yapar mı, eder mi değil. Zaten yapıyor şu anda. Zaten biz yollarımızı yapıyoruz, yani Büyükşehir dışındaki. Zaten tarih eserlerimizi onarıyoruz. Büyükşehir dışında zaten hizmet binaları yapıyoruz. Burada daha iyi yaptık, değil mi? Bizde de yaptık. Burada lokaller yapıldı, diğer binalar yapıldı, meydanlar yapıldı. Şu anda da yapılıyor işte Müşkile'de, diğer yerlerde. Bakın daha bunlar Büyükşehir'e girmeden başladığımız şeyler. Niye? İzniğin ihtiyacı var. Ne ihtiyacı var? Onu gidereceğiz. Halk kimden bekliyor? Bizden bekliyor. Evet, bu hizmetleri yapacak olan kadrolar bu kadrolar. Ve bunun için halk bu kadroları seçiyor. Ve nerede hizmet talebi varsa orada en yüksek oy alıyoruz. Niye? Çünkü bizim yapacağımıza inanıyorlar. Bizler de bunu en güzel şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bursa olarak şanslıyız çünkü biz zaten bu konuda iddialıyız. Bursa her şeyde en iyi olacak. En hızlı şekilde biz kalkınacağız. En güzel zeytini biz üreteceğiz. En iyi biz pazarlayacağız. Görecekler gelsinler Bursa'da görsünler. Şimdi nasıl tarih eser restorasyonunu Bursa'da gelip görüyorlarsa, çarşıların nasıl yapılıp yapıldığını Bursa'da görüyorlarsa, spor tesislerinin nasıl yapıldığını gelip Bursa'da görüyorlarsa, diğer birçok şeyi, örnek projeleri, uygulamalar Bursa'da gelip görüyorlarsa, şimdi diğer kırsal kalkınma nasıl oluyor? Büyükşehir olduğunda ilçeler nasıl hızlı bir gelişmiş, Büyükşehir'in katkısı ne olmuş? Bunu da en güzel şekilde göstereceğiz inşallah. Bugüne kadar aday belirli değildi ve şu anda belirlenmiş oldu. Artık İznik'in sokaklarında da faaliyet başlayacak. Büyükşehir de her zaman yanınızda ve arkanızda olacak.